Nesrin, bırak çocuğu. Kafasını dinlemek istiyordur belki. Onu aramıyorum. Başkasını arıyorum. Efendim Nesrin Hanım. Abahacığım. Murat'ı merak ettim de. Dün akşamdan beri haber alamadım. Nerede olduğunu biliyor musun acaba? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Hay Allah. Nerede acaba? Hemen endişelenmeyin. Bugün dersi var. Mutlaka gelir. Ha, gelir gelmez beni arar mısın lütfen? Tabii. Siz merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın Murat Bey. Sınav sonuçları. Teşekkür ederim. Bir şey mi var Bahar? Hayır, bir şey yok. Ben geceniz nasıl geçti diye soracaktım. Neden soruyorsun? Yorgun görünüyorsunuz. O yüzden. Affedersiniz. Şu sınav sonuçlarından bir kopya daha basıp panoya asar mısın? Tabii hemen. Bahar, sınav sonuçlarını panoya astın mı? Astım Murat Bey. Heh, tamam. Herkes sınav sonucunu gördü mü? Evet, evet gördük. Gördük hocam. Evet hocam. Gördük hocam. Notlar genelde düşük. Doğru hocam. Bir tek Hasret'in notu yüksek hocam. En yüksek notu o almış. Şaşırdınız mı buna? Ben şaşırmadım. Hasret çok çalışıyordu. Ders aralarında bile elinden kitap hiç düşmüyordu. Demek ki çok çalışınca yüksek not alınıyormuş. Önemli olan derse gelip gitmek değil, ders bittikten sonra da çalışmaya devam etmekmiş. Hasret o aryayı da çok güzel okumuştu. Artık gelmeyecek mi hocam Hasret okula? Bilmiyorum. Evet, geçen ders nerede kalmıştık? Klasik Türk müziğinin doğuşu.